Aldol yoğunlaşmaları organik kimyada son derece önemli tepkimelerdir. Yoğunlaşma yerine bazı kaynaklarda kondensasyon terimi de kullanılır. İlk önce bir aldol ilavesine bakalım. Burada asetaldehit gibi bir şey alıp bir miktarda sodyum hidroksit eklersek bu aldol ürününü elde etmiş oluruz. Aldol terimi buradaki aldehitten geliyor ve devamındaki ol eki ise alkol olduğunu kastediyor. Hadi şimdi bunun oluşum mekanizmasına bir bakalım. Aset aldehiti şuraya çizmeye başlayalım. Şu noktada alfa karbonumuzu görüyoruz. Bu karbon hemen karbonilin yanında. Evet buradaki alfa karbonumuzda 3 tane alfa protonu var. Size bir tanesini göstereyim. Daha sonra baz görevi gören sodyum hidroksit devreye giriyor. Burada hidroksit anyonu var ve tabii eksi bir yüklü oksijen. Oksijen buradaki protonu alınca elektronlar da alfa karbona geçer. Devam edip ortaya çıkan karbanyonu gösterelim. Burada karbonilimiz var. Hemen sağında hidrojen, sol tarafında ise karbon üzerinde bir tane ortaklanmamış elektron çifti bulunuyor. İşte karbanyon. Mor renkte çizdiğim bu elektronlar buradaki karbona geçti. Şimdi bir rezonans yapısı çizebiliriz bu elektronlar buraya geçti. Bunlar da oksijene geçti ve böylece oksi anyonu oluşturmuş oldular. Burada bir çift bağ, yukarıda 3 ortaklanmamış elektron çifti olan oksijen ve eksi bir formal yükü var. Altında bir de hidrojen bulunuyor. Çift bağ oluşturanlarsa mor renkle gösterdiğim bu elektronlar. Eksi yük en iyi oksijen üzerinde bulunur. Bu nedenle oksi muhtemelen bir enolat anyonunu göstermenin en iyi yoludur ancak aldol yoğunlaşmaları için her zaman karbanyonu enolat anyonumuz olarak kullanıyorum. Aslında öğrencilerin mekanizmaya bu şekilde bakmaları biraz daha kolay. Karbanyonla işe başlayacağız. Bu yüzden onu buraya yeniden çizeyim. İşte burada. Enolat anyonunu oluşturduktan sonra enolat anyonu nükleofil görevi görebilir. Çünkü buradaki karbon eksi yüklüdür. Sodyum hidroksit kullanmıştık hatırlarsınız sodyum hidroksit tamamen enolat anyonları oluşturacak kadar bazik değildir. Bu nedenle enolat anyonundan sadece bir miktar oluşur ve bu da nükleofil görevi görebilir ve başka bir asetaldehit molekülüne saldırabilir. Şimdi bunun yanına başka bir asetaldehit molekülü çizip gösterelim. Bu kez hidrojeni çizmeyip hemen yanına koyacağım. Bu da bize aldol tepkimesi yaparken yardımcı olacak. Diğer molekül Asetaldehit'teki karbonil polarize olursa oksijen kısmı negatif ve buradaki karbonil karbon kısmı pozitif olduğuna göre karbonil karbon elektrofiliktir. Yani elektron ister. Bu sebeple nükleofilik enolat anyonundan elektron alır. Yani buradaki elektronlar karbonumuza saldırır ve bu elektronlar oksijene geçer. Şimdi sonuca bakalım. Sol tarafta 3 tane ortaklanmamış elektron çifti olan oksijen ve burada bir karbon-karbon bağı var. Burası son derece önemli. Sağ tarafta ise aldehitimiz var. Şimdi elektronların hareketlerini gösterelim. Morla gösterdiğim bu elektronlar, karbonyon burasıydı hatırlayın, karbonil karbona saldırıyor ve bu bağı oluşturuyor. Yani bir alkoksit ara maddesi oluşturmak için karbon-karbon bağı oluşturuyor. Alkoksitimizi su molekülü ile protonlayabiliriz. Suyu buraya çizdik. Bu protonu alan ortaklanmamış elektron çifti de bu. Evet, şimdi aldol ürünümüzü çizmeye geçelim. Kısacası karbon-karbon bağı oluşumu yapıya bir aldol ilavesi yapıyor ve sonrasındaki aldol yoğunlaşması gerçekleşiyor. Bu da organik kimyada çok önemli bir tepkime. İşte aldol ürünümüz. Az önce bahsettiğimiz sürecin devamı olan aldol yoğunlaşmasına da bakalım. Tepkime koşullarına bağlı olarak farklı ürünler oluşturabilirsiniz. Örneğin burada yine asetaldehit, sodyum hidroksit ve suyla başlıyoruz. Ve bunlara ısı ilave ettiğimiz zaman tepkime koşullarını değiştirmiş oluyoruz. Ve farklı bir ürün elde etmiş oluyoruz. İşte aldol yoğunlaşması dediğimiz şey bu. Gördüğünüz gibi elde ettiğimiz ürün enal yani alken aldehit. Kelimeyi bölerek yapıyı anlamaya çalışalım. En demek çift bağ demek. Alse aldehit var demek. Ayrıca buna alfa beta doymamış aldehit denildiğini de görebilirsiniz. Çünkü buradaki karbon alfa karbon ve bu karbonsa beta karbon. Doymamış olmasının sebebi ise burada çift bağ olması. Ve bu enal ürününü oluşturmak için önceki tepkimede yaptığımız aldolla başlayacağız. Asetaldehit sodyum hidroksitle beraber az önce gördüğümüz gibi bir aldol oluşturabilir. Şimdi ürünümüzü bir çizelim. Az önce işlediğimiz mekanizma bu ve şunu belirtmeliyim ki burada baz katalisti bir aldol yoğunlaşması yapıyoruz. Burada bir hidrojen var. Burada aldolümüzün bir oksijeni ve şu tarafta da hidrojeni var. Şimdi aldole baktığımızda karbonilin yanındaki karbonun alfa karbon olduğunu görüyoruz. Ve bu alfa karbon üzerinde hala iki asidik proton var. Şimdi buraya bir tanesini çiziyorum. Şimdi baz görevi gören ve başka bir enolat anyonu oluşturan sodyum hidroksiti düşünebiliriz. Buraya bir sodyum hidroksit çizelim. OH eksi olacak. Bu baz görevi görüp buradan bu protonu alıyor. Elektronlar da karbona geçiyor. Şimdi yan tarafta devam edelim. Burada iki tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip oksijenimiz var. Yanında ise karbon var ve ortaklanmamış elektron çifti var. Yani karbanyon ve karbonilimizi de çizelim. Şimdi bu elektronları az önce yaptığımız gibi gösterelim. Buradaki elektronlar yan taraftaki karbanyonu oluşturanlar. Enal ürünümüzü oluşturmak için buraya hareket eden elektronları düşünebiliriz. Böylece çift bağ oluşur ve bu elektronlar da oksijene geçer. Ayrılan grup olarak da hidroksit oluşur. Hidroksit ayrılınca burada çift bağ oluşturabiliriz. Şimdi devam edip bu elektronları mor renkte gösterelim. İşte enol ürünümüzü oluşturan elektronlar bunlar. Yine oksianyon yerine rezonans yapısının karbanyon halini kullandık. Oksi anyonu kullanmak daha uygun olurdu. Ancak öğrenci bakış açısından enol ürünü oluşturmak için karbanyon kullanmak daha kolay diye düşündüm. Evet. Bu bizim oluşturacağımız ana üründür. Yani trans üründür. Bu çift bağ düşünürsek hidrojenler zıt taraftadır. Bu yüzden trans yani ana üründen bahsediyoruz. Az miktarda cis üründe oluşturabiliriz ama bu cis ürün minör ürün olur. Çünkü trans üründen daha fazla sterik engele sahiptir. İşte ana ürün bu. Sınavda karşınıza gelecek sorularda muhtemelen buradan gelecektir. Unutmayın, trans üründe daha düşük bir sterik engel söz konusudur. İsterseniz bu Aldol yoğunlaşmalarından bir tane daha yapalım. Buraya tepkimeleri çizmiştim. Şimdi bu enonun oluşumu için mantıklı bir mekanizma oluşturalım. Tepkimeye ketonla başlayacağız. Şurada ise bir çift bağ görüyoruz. Yani bu kez bir enon ürünü ortaya çıkacak. Yine sodyum hidroksit kullanıp mekanizmayı ısıtacağız. Şimdi neler olacağına bir bakalım. Evet, elimizde bir ketonumuz var ve simetrik olan 2 alfa karbonumuz bulunmakta. Bu yüzden hangisinden proton aldığımız önemli değil. Diyelim ki şuradan bir proton alıyoruz ve enolat anyonlu oluşturuyoruz. Yine burada karbanyon oluşturalım. Tabii bu kez başka bir molekülümüz var. Sikloheksanon. Onu da yanına çizelim. Polarize olmuş bir karbonilimiz olduğunu biliyoruz. Burası kısmi negatif, burası da kısmi pozitif olacak. Şimdi nükleofilik enolat anyonumuz tam buraya saldıracak çizerek gösterirsem buradaki elektronlar buraya saldıracak, buradaki elektronlar da oksijene geçecek. Buradaki mekanizmayı biraz hızlı geçiyorum ve şimdi oluşan bir bağımız var. Bu oksijenin etrafında 3 ortaklanmamış elektron çifti ve eksi 1 formal yük bulunuyor. Geri kalan yapıyı da çizelim. Şimdi buradaki elektronlara bir bakacak olursak bu kez mavi renkle göstermiş olalım. Buradaki son derece önemli karbon karbon bağını oluşturan elektronlar mavi olanlar. Daha sonra oksijene geçip alkoksit oluşturan kırmızı elektronlar var. Şimdi alkoksit ara ürünümüze proton ekleyen su hakkında konuşabiliriz. Buradaki ortaklanmamış elektron çifti protonu alır ve buradaki elektronlar oksijene geçer. Umarım şurada aldol çizmek için yeterli alanımız vardır. Evet. Şimdi elimizde aldol ara ürünümüz, OH grubumuz ve halkamız bulunuyor. Şu şekilde. Bir sonraki adımda neler olacağına bir bakalım. Karbonilin yanındaki karbon alfa karbondur. İşte burada. Alfa karbonda hala bir proton var. Pek yerim kalmadı ama şuraya bir alfa proton çizebilirim sanki. Evet, oldu. Aynı şekilde yine baz görevi gören hidroksit bu protonu alır ve ardından bu elektronlar kırmızıyla işaretlediğim karbona geçer. Şimdi biraz ekranı aşağı kaydırıp yer açayım. Elimizde halkamız ve şurada karbonilimiz var. Ayrıca burada karbon üzerinde bir tane ortaklanmamış elektron çifti var ve eksi bir formal yük var. Ve son olarak bir OH grubu ve halkamız var. Evet bir sonraki adımda buraya oksi anyonu çizmiyorum. Yani bu enolat anyonunun oksi anyon halini burada göremiyoruz. Ama elektronları gösterelim. Bu elektronlar şuraya hareket eder ve buradaki elektronlar oksijene geçer. Artık hepsini yaptıktan sonra ürünümüzü çizmeye geçebiliriz. Halkamızı ve karbonilimizi çizelim. Çift bağımız da burada. Evet, artık ürünümüzü görebiliriz. Elektronları da ekleyelim. Şuradaki mavi elektronlar ürünümüzdeki çift bağ oluşturan elektronlardı. Kırmızı elektronlar da diğer tarafa geçti ve ayrılan grup olarak hidroksiti oluşturdu. Ve ürün olarak konjuge enonu oluşturduk. Mekanizmayı göstermenin bir yolu buydu. Yine söyleyeyim. Tepkime koşulları ne tür bir ürün elde edeceğimizi belirler. Mesela enon konjgedir ve tek çift bağ alternasyonu söz konusudur. Bu da yine bu ürünün ortaya çıkmasını sağlar ve daha fazla enon oluşması için denge değişir. Evet, aldol yoğunlaşması bu şekilde.